yaşadığımız tecrübeler, çözümler neler olabilir, alternatifler neler olabilir, bunları sizinle paylaşmaya çalışacağım. Zaman zaman Vedat Bey de müdahil olabilir tabii bu konuşmaya. Mevcut yapı stoku ve bu yapı stoğumuzdaki sorunların boyutuyla ilgili özellikle İstanbul ölçeğinde konuşmaya çalışacağım. Neler yapılabileceğini üzerinden beraber geçeceğiz. Dünyadaki bazı örnek uygulamaları konuşacağız ve sonuçlarla bitireceğiz. Şimdi öncelikle, tabii burada ben görmek mümkün olacak, geldim. Öncelikle şunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemizde 1939 Büyük Erzincan depreminden bu yana dünyadaki diğer alternatifleriyle yarışabilecek deprem yönetmelikleri var. Hiçbir zaman Türkiye'de bir deprem yönetmeliği sorunu olmadı. Bugün Amerika'daki yönetmelik ne düzeydeyse ve Avrupa'da bizde de aynı düzeyde. Yani bu yaşadığımız sıkıntılar, problemler deprem yönetmeliğinin veya teknik bilginin eksikliğinden kaynaklanan bilgiler değil. Hiç şüphesiz zamanla yönetmelikler gelişiyor, yöntemler, teknikler, hesap yöntemleri gelişiyor ama sonuçta örneğin 1975 yılındaki deprem yönetmeliği ne uygun yapılan hiçbir binanın ben can kaybına neden olduğunu görmedim. Bu grafikte hem yaşadığımız depremleri tarihleriyle en altta, hem yapı stoğumuzdaki sayısal artışı, hem de yönetmelik görebilirsiniz. Sonuç olarak daha önceki konuşmalarda da değinildiği gibi aslında çeşitli sebeplerle 2000 yılından sonra yapılan yapılar diğer yapılara, daha eski yapılara göre oldukça iyi. Sizler de biliyorsunuz bunu. Bunun sebeplerini gene beraber konuşacağız. Dolayısıyla öncelikle bakmamız gereken yapılar 2000 yılından önce yapılmış olan yapılar. Bunlara bir çözüm bulmamız gerekiyor. Bu yapı stoğu da az değil. Şimdi bazı illüzyon diyeceğim, yanlış anlama diyeceğim, herkesin memnun olduğu bazı kabuller diyeceğim. Bunları sizle bir kısaca paylaşmak isterim. Mesela 26 Eylül İstanbul depreminde 5.8'lik bir depremdi bu. En büyük ivmeler İstanbul'da sadece Silivri civarında %8G kadardı. Pek çok yerde %1-2G'ydi. Yani bizim için deprem bile değil bunlar. Ciddi sayıda bina ağır hasarlı olduğu söylendi. Hatta güçlendirilmiş bazı okulların ağır hasarlı olduğu söylendi. Şimdi bu teorik olarak mümkün değil. Yani bu okullar incelendi ama yerine gitmeden de bu depremde o okulun ağır hasar görmesi mümkün değildi. Bu iki türlü yanılgıya sebep oldu. Yani hoş bu okullar düzeltildi, yenilendi, bu güzel, buna vesile oldu. Bu açıdan iyi ama yani teknik olarak bilmeniz için söylüyorum. Yani sosyal ve insani açıdan iyi bir şey olabilir ama okullarımız o kadar da kötü değil. Yani %1G evmede, %2G evmede ağır hasar alacak okullar değil. Veliler öyle zannediyor şu anda. Yani İstanbul'daki pek çok insan zannediyor ki bu kadar küçük bir depremde, ki beklenen deprem yaşadığımız depremin 5-6 katı olacak. İstanbul için söylüyorum, 26 Eylül depremi için. Dolayısıyla bu yapıların ağır hasar görmesini okulların beklemiyoruz. Gözlenen hasarlar tamamen zamana bağlı. Betonarmenin içindeki donatların korozyona uğraması vesaire ve ufak tefek duvar çatlaklarından kaynaklanan hasarlardı. Aynı şekilde güçlendirilen bazı okul binalarının da ağır hasar gördüğü söylendiği için bir yandan da güçlendirmenin zaten hani halk buna pek inanmıyor. Güçlendirme işe yarar mı yaramaz mı? Ona inanç da biraz daha aslında yaralanmış oldu. Yani okul güçlendirilmiş bir de hasar görmüş. Bu böyle değil. Yani işin doğrusunu bir kere bu yeri gelmişken sizlerle paylaşayım. Sizlerin de en azından akıllarınızda soru işaretleri varsa onları gidermek amacıyla söylüyorum. Yani o depremde okulların ağır hasar görmesi için sağda solda gördüğünüz pek çok gecekondunun yıkılmış olması lazımdı. Böyle bir şey mümkün değil. Yaşadığımız depremde küçük bir deprem. Şimdi gene her depremden sonra yaşadığımız bir hasar tespit problemi var. Onları da gene bu vesileyle bir araya gelmişken sizlerle paylaşmak istiyorum. Her depremden sonra
görevliler gider, bu bina ağır hasarlı der, bu bina orta hasarlı der, bu bina hafif hasarlı der. Sonra bunlar itirazlar olur. Ağır hasarlı hafife döner, hafif ağıra döner. İşte kamuoyu baskısı olur vesaire. Vatandaş en avantajı neyse onu o hasarı olsun ister. Sonra da yapar yapmaz ayrı konu. Anlamamız gereken şey şu. Çoğu zaman bu hasar tespit işi binanın riskli olup olmamasıyla da karışıyor. Hasar tespit yapının o depremde gördüğü hasarın tespitidir. Bakın en son Elazığ'da, burada Elazığlılar var. İnsanların o sokulduğu sonraki eğitim araştırma hastanesi. Arkadaşlarımız bizden istedi. Gittik baktık, hiçbir hasar yok. Gayet sağlam bina. İşte birisi bakmış, ağır hasarlı demiş. Niye ağır hasarlı dediniz dedim. 30-40 bin metrekare, kaç bin metrekare bilmiyorum. Koskoca hastane. İnsanlar çadırda -5 derece duruyor. Hastane bomboş. Yani görebileceğiniz en sağlam binalardan biri. Depremde de hiçbir hasar görmemiş bana sorarsanız, ufak tefek duvar hasarları dışında. İşte niye böyle yaptınız falan, niye bu karar böyle ağır hasarlı oldu? İşte 3 tane kolon, koskoca 30 bin metrekare, bilmem 6-7 blok hastanenin bir bloğunun bir mekanında su deposu falan var. Demirler paslanmış zamanla. İşte bu yüzden kolon kesilmiş. Neresi kesilmiş? Kesilmemiş. Hocam ya kesilirse? Kesilecekse olsa kesilirdi işte, kesilmemiş. Daha büyük bir deprem olsa yani ufak tefek çatlaklar olacak. Daha da büyük olsa daha büyük çatlaklar olacak ama o binanın yıkılması mümkün değil. Şu anda depremden hasar almamış bina. Şimdi bu anlamda İstanbul'daki pek çok okul binası da, işte Elazığ'da veya Malatya'daki pek çok okul binaları da aslında ciddi anlamda hasar görmüş değil bu depremlerden. Benim gördüğüm o. Betonarme sisteminde büyük hasarlar gören bina son derece az. Gördüğünüz hasarlar duvarlarda bizim için taşıyıcı değildir. Yani duvarı çıkarsanız da o yapı aynı dayanıma sahiptir. Bunu bir hatırlatmak isterim. Yani buna zannediyorum, ümit ediyorum yakın gelecekte bir çözüm bulacağız. Simav'da da bu benzerdi. Van'da olanlar vardı. İstasyon İlköğretim Okulu. Sapasağlam bir bina. 2000 küsur yılında yapılmış. Trene yakın olduğu için tren geçerken bina titreşiyor diye güçlendirmişler. Zaten her tarafı betonarme duvar. Bir de güçlendirerek iyice her tarafı betonarme duvar. Dünyanın en sağlam binası belki. Van depreminde doğal olarak yeni betonarme duvarlarla eski betonarme duvarlar arasında ince bir çatlak olmuş. Bakan kişi de o betonarme perde duvar çok önemli eleman çatlamış deyip ağır hasar verdi. Yani bu anlamda işte bu tür hasarların doğru tespitine gitmemiz gerekiyor. Depremden sonra bu insanları en hızlı şekilde evlerine sokmamız gerekiyor. Eğer bina daha fazla risk içermiyorsa. Van depremine biz gittik. Kaçıncı sefer gittiğimi bilmiyorum. Bizim kalacağımız otel yıkıldı yani. Biz indik, otel yok. Nerede kalacağız? İşte orada Van Üniversitesi'nden hocalardan birinin binasına baktık. Vallahi dedim yani bu bina benim İstanbul'da oturduğum binadan en az 5-6 kat sağlam. Herkes çadırda -10 derecede. 2011 Van depremi söylüyorum. Üstelik de test edilmiş. O deprem olmuş, hiçbir şey yok. Niye dışarıda oturuyor insanlar? Hızla, Van biliyorsunuz hayalet şehir oldu depremden sonra. 3-4 ay bütün insanlar çevre şehirlere gitti ve şehir ciddi anlamda ekonomisinden kaybetti. Halbuki hızla biz insanları geri sokabilirsek bu hasar tespitini hızlı ve doğru yapıp bu sosyal hayata etkisini ve ekonomik hayatına etkisini minimize edebiliriz. Benzer hasarları her depremde gördük, o yüzden uzatmadan devam etmek istiyorum. Neden 2000 öncesi binalar daha riskli? Bildiğiniz gibi mühendislik hizmeti alınmamış. Alınmamış durumda. Yani maalesef yani şantiyede mühendisler yok. Yoktu. Kimse yoktu. Yani bildiğiniz gibi Fenli Ömesül vardı ama Fenli Ömesül binayı görmüyordu. Görüyor muydu? Görmüyordu. Fenli Ömesül görmüyordu. Yani dolayısıyla bir usta kalfa bildiği gibi beton döküyordu. Çok ilginçtir. Mesela betonarme eski bir yapıya bakarken projesine betonu B225 mi görseniz sevinirsiniz, B160 mı görürseniz sevinirsiniz. Teorik olarak B225 görürseniz sevinirsiniz. Çünkü zannediyorsunuz ki usta onu B225 yapacak. Usta bildiği beton dökecek. 10 megapaskal olacak sonuç olarak. O yüzden B160 olması daha iyi. Hiç olmazsa betonu düşük kabul edip projeyi yapmıştır. Demir daha fazladır, kolonlar daha büyüktür. İlginç bir şey ama öyle. Ben B160 görürsem seviniyorum. Yönetmelikle uyumsuzluklar. Bakın bunlar dediğim gibi mesela 75 yönetmeline biraz olsun uyan bir bina yıkılmıyor. Hasar görmesi ayrı bir şey, yıkılması ayrı bir şey. Yani can kaybına neden olmuyor. O yıkılan binalar tümüyle, işte üzerine iki kat eklenmiş, demir olması gerekenden az, betonu zaten çok kötü, her türlü düzensizliğin olduğu binalar, maalesef yapmışız zamanında, yeterli denetim mekanizması olmadan, bunlar hasar görüyor.
keza uygulamada yapılan hatalar, etriyeler işte biliyorsunuz 10 santimetrede bir olması gereken etriyeleri biz 20 santimde bir görürsek sevinmiyor muyuz? Seviniyoruz. 10 santim göremezsiniz çünkü. Eski yapılardan bahsediyorum. Yani olması gerekenin yarısı kadar etriye görürsek seviniyoruz. Hiç olmazsa fahiş bir hata yapmamış. Hani 50 santim yapmamış, 20 santim yapmış. O zamanın standardını, standart derken yasal standardı değil, uygulamadaki standardını yapmışlar. Sonradan yapılan müdahaleler işte kat ekleniyor. Kaynaşlı'da 6-7 katlı binalar vardı depremden önce. Depremden sonra hepsi yıkıldığı için kalmadı Düzce. Buradaydı galiba az önce belediye başkanı. 3-4 kat fazla eklenmiş binalara. Dolayısıyla bunlar doğal olarak depremde hasar görüyor, yıkılıyor. Zamana bağlı hasarlar da gene böyle. Keza bu da uygulama hatasından kaynaklanıyor aslında. Eğer doğru düzgün bir beton dökülseydi, doğru düzgün beton örtüsü paspayı yapılsaydı, doğru düzgün sıvası vesairesi yapılsaydı, zamana bağlı bu kayıplar çok azalacak. Yani betonarme zamanla dayanım kaybeden bir malzeme değil. İş ki siz betonarme yaptırtmayı başarın. Ama adı üstünde paspayı denen beton örtüsü olmazsa demir üstünde zamanla paslanıyor demir. Şu anda pek çok binada olduğu gibi. İşte Kocaeli'den, Adapazarı'ndan, Van'dan çeşitli binalar, işte etriye dediğimiz şey. Niye çok üzerine duruyorum? En yaygın hasar bu, en çok hasar gördüğümüz durumlar bunlar ve göreceğimiz de bunlar. Buna bizim bir önlem almamız gerekiyor. Yıkıp yaparsak tamam, zaten artık düzgün yapıyoruz ama hala da çirozlardan şüpheliyim. O çirozlar var ya, onlar laf olsun diye oraya konulmuyor. Yani o çirozlar her etriye seviyesinde olması gereken donatılar. Koymadığınız zaman da ciddi bir kusur bu. Çoğu zaman da ihmal edilir. En önemli hasar sebeplerinden biri. Çok basit ama bina yıkan bu. Neden yıktığını anlatacağım biraz sonra hem bir videoyla hem başka bir sonuçla. En sağdaki Van'daki Gedik Bulak İlköğretim Okulu. Yıkılan belki de tek betonarme okul binası. Çünkü bir sürü hata bir arada yapılmıştı. Allah'tan kimse can kaybına uğramadı. Soldaki Kaynaşlı'dan, ortadaki Van'dan düz donatı kanca yok. Hiçbir ekleme yok demektir. Yani düz donatı kancayla aderans sağlar, kenetlenir. Düz yüzeyli donatı, yani nervli olmayan donatıyı düz bindirmelek yaparsanız hiçbir şey yapmamışsınızdır. Kolonları üstüne koymuşsunuz gibidir. Depremde göreceğiniz tabloda bundan başka bir şey değildir. Güçlendirmesi de çok zordur düz donatı olduğu zaman. Nervürlü donatı olsa kolay ama bu biraz zor. Beton kalitesini şöyle açıklıyorum ben size. 99 depreminden hemen sonra çok büyük bir kooperatifler birliği İstanbul'da, belki de burada da var aralarınızda, Tepekent miydi? İstanbul'un biraz dışında ve binlerce bina yapılıyor. Akıllıca davrandılar, geldiler üniversiteden usta kalfalara eğitim istediler. Üniversitede beni görevlendirdi. İşte anlatıyorum, beton böyle yapılır, demir böyle yapılır falan. Betonu anlattığım gün en tecrübeli usta el kaldırdı. Hocam biz de aynı şey yapıyoruz dedi. Çok önemsiz bir fark var dedi. İşte sizin söylediğiniz kadar çimento koyuyoruz, sizin söylediğiniz kadar kum koyuyoruz, çakıl koyuyoruz falan. Ne fark var dedim. Hocam dedi, bir tek bir suyu dedi, sizin söylediğinizin iki katı kadar koyuyoruz dedi. İnşaat mühendisleri anladı. Beton dayanımı su bölü çimentoya bağlıdır zaten. Bir tek çimentoya bağlıdır. Suyu iki kat koydunuz mu dayanım yarıya düşer. Türkiye'deki denklem bu. Su bizim olması gereken iki katı, dayanım olması gereken yarısı, eski binalar için söylüyorum. Neden çok su koyuyor? Kolay beton yerleşsin diye, hiç uğraşmadan küreye falan gerek yok. Yerleştiriyor. Kolon kiriş birleşim bölgelerinde bu tür sorunlarımız var. Yani şurada etriye gören varsa bana söylesin. Yani şu birleşim bölgesinde 2000 öncesi binanın hiçbirinde etriye göremezsiniz. %1 bile göremezsiniz. Yok. Kolonların sıralama bölgesi de göremezsiniz ama hani orada belki böyle %1, %2 görürsünüz. Bunu hiç göremezsiniz. Şu anda ümit ediyorum yapılıyor, yaptırıyorsunuz. Bu denetleniyor. Düşeyde düzensizlikler en sol üstteki dinardan yumuşak kat dediğimiz bir katın diğer katlara göre çok yumuşak olması. Bu tür hasar çok gördük, görüyoruz, göreceğiz maalesef. Alttaki Van DSE binası. Büyük bir başarı ayakta durması. Çünkü 30 santim yatay yer değişimi var en alt katta. %10 öteleme oranı, normalde yıkılmasını beklersiniz. Bunu Japonlarla gözüyorduk. Onlar da çok şaşırdı. Nasıl bu bina ayakta duruyor? Mucizevi, duramayabilirdi. O ilk katın yıkılması beklenir. Sağdakiler için yorum yapmama gerek var mı bilmiyorum. Ne olduysa artık beton mu bitti, demir mi bitti, oraları tuğla yapmış sonra üzerine gitmiş. Sıvasa bunu, ondan sonra bir daha da göremezsiniz yani. Bu bina hani bakarsınız falan fena değil bile diyebilirsiniz. Çünkü 2-3 katlı binalar. İşimiz zor yani. Bu maalesef gene biraz sıkıntılı bir konu. Çünkü 98 yönetmeliğiyle hayatımıza girdi. Dünyada da öyle. Kapasite tasarımı dediğimiz prensipler 98'inde hayatımıza girdi. Düşününce nasıl olur diyorsunuz. Şimdi bakın biz
çok uzun zamandan beri süneklik dediğimiz kavrama güveniyoruz. Süneklik yapının deformasyon yapma yeteneği. Demin başkanlardan biri söyledi, biz 10 büyüklüğünde deprem falan dedi. Biz şimdi normalde deprem yönetmeliğinde hasar görmeyecek bir ne yapmıyoruz. Yani mühendis olmayanlar için söyleyeyim, muhakkak var arada doktorlar falan olabilir. Bir depreme dayanıklı yapı depremde hasar görmeyecek bina değil. Depreme dayanıklı yapı tamamen birebir deprem yönetmene uygun yapılmış, projelendirilmiş, inşa edilmiş yapı depremde hasar görecek yapıdır. Ciddi anlamda hasar görecek yapıdır. Bir daha kullanamayacak derecede hasar görebilir. Eğer büyük tasarım depremi olursa, o bölgede beklediğimiz, tasarım yaptığımız deprem olursa, beklediğimiz şey bu yapıdan ayakta kalmaz. Can güvenliğini sağlamaz. Tasarım buna göre yapılıyor. Sıradan binalar için söylüyorum. Okul, hastane, buralarda tabii performans beklentimiz böyle değil. Ama sıradan yapılar için böyle. Şimdi çok uzun yıllardan beri biz biliyoruz ki bu bina depremde taşıma gücüne ulaşacak. Peki taşıma gücüne nasıl ulaşacak? Kolonlar mı hasar görsün, kirişler mi hasar görsün? Birisi görecek çünkü, birisi kapasitesine ulaşacak. Şimdi 98 yılından beri öyle bir tasarım yapıyoruz ki her bir birleşimde kirişler kapasitesine ulaşıyor. Kiriş kapasitesine ulaşınca artık o birleşim daha fazla yük çekemiyor üzerine, kolon ayakta kalıyor. 98'den evvel böyle bir şey yoktu. Buluyorduk iç kuvvetleri, ona göre demirleri koyuyorduk ama hangisi hangisinden güçlü buna bakmıyorduk. İşte bu kapasite tasarımının en önemli ilkeleri, bu tür hasarları şu anda ümit ediyoruz. Yeni binalarda bunları görmeyeceğiz. Kirişler hasar görecek, kolonlar ayakta kalacak diye düşünüyoruz. Başka konuları da var ama detaya girmek istemiyorum şu anda sizleri sıkmamak için. Kısa kolonlar burada gördüğünüz gibi çok yaygın problem. Sebebi belediyelerde bunlar. İtalya'da şöyle bir yasa var. Bariz bir problem görüyorsunuz. Bunun için hiç hesap kitap yapmadan, proje yapmadan, yapının davranışına zarar vermeyecek müdahaleleri yapısal olarak yapabiliyorsunuz. Kısa kolon var. Buna gereken müdahaleyi yap. Ve bu müdahale eğer yapının toplam davranışını değiştirmeyecekse buna izin veriyor. Böyle bir şeye zannediyorum Türkiye'de gitmemiz gerekiyor. Çünkü bir tane zayıf halka var. O zayıf halka sebebiyle mesela yapı 30 birim deprem kuvvetine gidecek. Yapıyı depreme dayanıklı getirmek için 100'e çıkarmanız gerekiyor. Ama o küçük müdahaleyi yapsanız mesela 30'dan 70'e çıkacak yapının deprem performansı. Çok basit bir müdahale olabilir bu. Yavaş yavaş dünya buna gidiyor. Şu anda Türkiye'de bildiğiniz gibi bizim yönetmelikler de ben eleştirmek için söylemiyorum. Hazırlayanlardan biri benim. Yeni binanın performansına getirmeniz gerekiyor binayı. Onun altında bir yere getirmiyoruz. Gene deprem ülkelerinden Yeni Zelanda ve İtalya'da yeni binanın 2/3'üne getirirseniz tamam diyor. Veya yeni binanın 2/3 civarındaysa dayanımınız tamam diyor. Bir şey yapmana gerek yok diyor. Çünkü yapının ömrü azaldığı için aslında büyük deprem yaşama olasılığı bir miktar azalıyor. Zemin şartlarının tasarımda dikkate alınmaması. Bugün daha şimdi az önce asistanların bir şey gönderdi. Artvin'de galiba oralardan haberiniz vardır. Belki de sabah konuşuldu. Bir büyük bir duvar çökmüş. İstinat duvarı. Yapılara bir şey olmamış ama duvarlar gitmiş. Yani zemin özelliklerine bakmamız gerekiyor. Nasıl bir zemin üzerinde bina yapıyoruz? Buna uygun mu değil mi? Önlem almak lazım diyeyim. Buna bakmamız gerekiyor. Bu Adapazarı'ndan ve Düzce'den örnekler. Şimdi belediye başkanı olarak çok temel yapı mühendisliği kavramlarını size paylaşacağım. Dediğim gibi bakın bu binaya etkileyen deprem yükü bu grafiğin düşey ekseni. Deprem yükü düşey eksen. Yapının depremde yaptığı yer değiştirme yatay eksen. Tamam mı? Biz yapıdan 3 şey bekliyoruz. Maalesef bu 3 şey bizim eski yapılarda yok. Biri dayanım. Bu anlaması kolay. İşte belli bir kapasitesi olacak. Yapı depreme dayanacak. İkincisi yapı rigid olacak. Çok büyük yer değiştirme yapmayacak. Neden? Duvarlar hasar görmesin. Bakın gerek Van'da, gerek Elazığ'da, gerek Malatya'da, gerek İstanbul'da gördüğümüz en büyük hasar bizim parantez içinde adam yerine koymadığımız duvarların hasarı sebebiyle. Pek çok insan o duvar hasarı sebebiyle evleri boşaltmış durumda. Kolonda kirişte bir şey yok. Van'da da böyle oldu. O kötü bir görüntü veriyor. İnsanlar oraya girmek istemiyor. Sırf duvar hasarı. Yeni yönetmelik, 2019 yönetmeliği buna bazı önlemler alıyor. Ne kadar uygulanacak göreceğiz. Yani o biraz kritik bir maddeydi. Benim şu ana kadar gördüğüm pek uygulanmıyor. Haberi olan var mı yok mu bilmiyorum. Artık eski yer değişme sınırını kullanmak için boşluk bırakmanız gerekiyor betonarme çerçeveli duvar arasında. Uygulamada yapanı görmedim. Eğer boşluk bırakmıyorsanız duvarla betonarme sistem arasında o zaman yer değiştirme limitleri yarıya düşüyor. Daha rigid yapıyorsunuz yapıyı ki depremde daha az yer değişme yapsın, duvarlar hasar görmesin. 2018 yönetmeninde bu maddeler geldi. Projecilere soruyorum, hocam kemküm, uygulamacılara soruyorum kemküm, herkes kemküm.
İnşallah içinizden böyle öyle değil hocam, biz uygulatıyoruz falan diyen biri çıkar. Ben görmedim, duymadım. Çok güzel, tam tersini söylediniz. Yani işte ne olacak bilmiyorum. Yani daha kötü bir şey yani. İyice gene duvarlar hasar görecek. Şimdi ikinci soru rigidlik. Yani bina az yerleşme yaparsa küçük depremlerde duvarlar hasar görmeyecek. İnsanlar evinde oturacak. Uyduruk bir duvarla kolon arasındaki bir küçücük çatlaksa bile adam çadırda yaşıyor. Bazen evi yıkılıyor. Bazen yanlış anlaşılıyor bunlar. İnceleme yapan arkadaşlar da çoğu zaman çok tecrübeli olmadığı için öyle bir duvar çatlağı falan ağır hasar diyor. Vedat Bey de gidip yıkmak zorunda kalıyor binası. Halbuki aslında hafif hasar belki. Hatta hafif hasar bile değil. Yani yapı sisteminde hasar yok. En önemlisi, en az bilineni, süneklik. Bakın dayanım düşük olunca işte 100 ton taşıyacağına 80 ton taşıyor bina. Rigidlik yetmeyince 1 santim yer değişme yapacağına deprem sırasında 3 santim yapıyor. Bunların hepsi bir yana, can güvenliği açısından en önemlisi süneklik. Süneklik şu, bakın yeşil yapı sünek. Dayanıma ulaşıyor, dayanıma ulaştıktan sonra yer değişimler yapıyor, ayakta kalıyor, çökmüyor. Kırmızı yapı maalesef bizim eski yapılar. Sünek değil, gevrek. Dayanım ona ulaşınca dayanımı kaybedip düşüyor. Neden düşüyor? Çünkü etriye yok. O bizim önemsemediğimiz etriyeler, çürozlar olmayınca betonarmenin sünek davranması için sarılması gerekiyor etriyelerle. Kritik bölgelerinde, kolonların alt ve üst uçlarında. Onu yapınca yeşil, yapmadığı zaman kırmızı. Neden dayanımdan önemli? Çünkü biz demin söylediğim gibi binayı tasarlarken depremi dayanımıyla karşılaşınca yapmıyoruz. Örneğin 1000 ton deprem kuvveti gelmesi gerekiyorsa binaya, bunu mesela 8'e bölüyoruz, 125 ton dayanım kazandırıyoruz binaya. Bu kadar diyoruz, 125 ton olsun. 125 tondan sonra yapı deformasyon yapsın. Hasar görerek ayakta dursun. Ha peki bu 125 ton değil de 100 ton olsa ne olur? Yapı sünekse hiçbir şey olmaz. 125 ton değil de 130 olsa ne olur? Tamam, biraz daha fazla yük taşır. Ama sünek olmazsa yapı yıkılır. Tamam, bizim hep düşündüğümüz süneklik, dayanım aslında sünekliğe göre daha az önemli. Biz yapıyı sünek yaparsak can kaybını engelleriz. Şimdi bakın, bu da çok büyük bir istikrar gösteriyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı verileri. Beton dayanımları 65 bin bina. Gayet istikrarlı bir başarısızlık. Beton dayanım olması gerekenin yarısı istikrarlı şekilde. Bakın 1955'ten 2000'e kadarki binalar, tabii bu biraz subjektif, onu söylemem lazım. Yani bunlar riskli bina tespit esaslarına göre incelenen, hani kötüce binalar. Ama bakın bir tane mi çıkmaz içinde? Yani tabii bunlar ortalama değerler ama sonuç olarak ortalamamız demin söylediğim denklem, ustanın açıklaması. Benim söylediğim iki katı kadar su, benim söylediğim yarısı kadar dayanım. Zamanla yenice binada artış var. Dolayısıyla bu problemlerimizden biri. Bir diğeri, en sağdaki. Dedik ki sünek davranmak için etriyle salınmış olması lazım kolonlarımızın. Deformasyon yapması için, deprem ayakta atlatması için. Bu incelenen binaların %94'ünde yeterli sargılama yok. Yani bunlar gevrek davranacak demek. %6'sı da nasıl bulundu onu da bilmiyorum. %6 da bana sorarsanız yoktur ama hani işte artık gözden mi kaçtı ne oldu bilmiyorum. Eski binalar çünkü bunlar. Dolayısıyla bu anlamda kritik durumlarımız var. 2000'den sonra ne oldu, ne değişti? En önemli değişen şey 99 depremi. 99 depremi oldu. Daha önce oluyordu ama televizyonlar 67'de Adapazarı oldu ama hani bu kadar gözümüz içine girmedi. 99'da televizyonu, gazetesi falan çok iyi hissettik hepimiz. İstanbul yaşadı. Bu da kritik şeylerden biri. Büyük bir nüfus bunu yaşadı. Ve bir bilinç oldu. Ümit ediyorum bu durmaz. Yani bu İstanbul depremi mesela benim yani çok memnun olduğum bir deprem. Çünkü kimsenin burnu kanamadı. Ama insanlar tekrar hatırladı. Tekrar bu konuda bir şey yapmamız lazım dedi ve bir uyarıcı bir etkisi oldu bunun. 98 yönetmeliği tabii etkili oldu ama olmazdı deprem olmasaydı. Yani 99 depremini yaşamasaydık 98 yönetmeliği de gene kağıt üzerinde raflarda kalacak bir yönetmelik olacaktı ama 99'dan sonra önem kazandı. Malzeme kaliteleri iyileşti. Beton, hazır beton yaygınlaştı ki hazır beton eşit değildir iyi beton, bunu da unutmayın. Yani her hazır beton iyi beton demek değildir. İTÜ'ye her yerden beton geliyor. Bakıyorsunuz hani C60 ama gelen beton 15. O yüzden yani hazır beton sadece karışımı iyi. Ama iyi dökmeniz lazım, iyi karıştırmanız lazım, iyi kürün yapmanız lazım. Bunları yapmazsanız gene iyi beton olmaz. Yani hazır beton eşit iyi beton değil. Denetim sistemi değişti. Mükemmel işliyor mu? Muhakkak aksayan şey var ama en azından biraz daha işlediğini görüyoruz. Ve tabii özellikle bu son 10-15 yılda daha büyük oyuncular sektöre girdi. Yani o sokak arası yapsaçlar, yani işte daha büyük müteahhitlik firmalarının devrede olması, otokontrol sisteminin daha iyi olması
gene yapı kalitesini arttırdı. Şimdi İstanbul'a dönelim. Bunlar Türkiye genelindeki durumlar. Sayılara lütfen çok fazla, yani sayılar, yani biz DAS'ta beraber de çalışıyoruz ama hani kaç bina var İstanbul'da falan deyince herkes birbirine bakıyor. Yani herkes birbirine soruyor. Belki şimdi rakam daha kesindir ama nümerik değer önemli değil. Yani yaklaşık boyuta bakalım. Şimdi Çevre Şehircilik Bakanlığı verilerine göre 2000-2013 yılları arası 15 bina dönüştürülmüş. Dönüşümü de, yani aslında bu güzel bir dönüşüm olmasa bile dönüştürülmüş. Yani ben gene bunu takdir ediyorum. Çünkü dönüşüm deyince aslında böyle daha kütlesel, daha alansal dönüşümler akla gelmesi gereken, yani öyle değil ama tek tek de olsa en azından can kaybı riski olan binaların bu riski azaltılmış durumda. Bu önemli bir aşama. Okullar keza çok büyük bir çalışma yapıldı İstanbul'da. Ama konut amaçlı binaları konuşuyoruz. 2013-19 arası 65 bin bina. Sonuçta 80 bin bina. Ayrıca gene 2013-2019 arası 130-140 bin bina da riskli alan tanım içinde kalmış ve bunlar da bir bakıma riski azaltılacak önümüzdeki süreçte. İstanbul'a gene bakarsak 2000 öncesi yapılan binaların riskli olduğunu konuşmuştuk. Yaklaşık 380 bin bina. Bu 380 binin yaklaşık 220 binini işte bir şekilde dönüştürmüşüz veya önümüzdeki dönem dönüştüreceğiz. O zaman yaklaşık 380 bin bina dönüşmedi. Muhtemelen kısa zamanda bunlar dönüşecek ama şu andaki tablo bu mertebede. Peki bunda risk nasıl? En kapsamlı ki çok yüzeysel inceleme JICA'nın yaptığı 2002 raporu var. Çeşitli fay kırılma senaryolarına göre sonuçlar farklı ama burada bir tanesine baktığımız zaman %8 ağır hasar göçme bekleniyor. %8 de 2000'den sonrakilerin hariç tutarsak, bu arada dönüştürenlerin hariç tutarsak yaklaşık 30 bin bina ediyor. 30 bin bina göçebilir mertebe olarak ama başka bir zamana baksanız 50 de olur bu. O yüzden sayılara takılmayın diyorum, mertebeye bakalım. Yani 5 bina değil, 1 milyon bina değil, yani mertebe böyle bir şey. Şimdi tabii kritik olan şu, belki 30 bin binayı dönüşelim desek bunu kolayca yaparız ama hangi 30 bin onu bilmiyoruz maalesef. Birbirine benzeyen bir sürü bina var, hangisine bakacağız? Buna bakmamız gerekiyor. Şimdi dolayısıyla artık tabii alansal dönüşüm yapacağımız yerler ayrı, onu alansal olarak dönüştürebiliriz ama bina bazına müdahale etmemiz gerekirse bu binaları hızlı şekilde tespit etmemiz gerekiyor. İstanbul Belediyesi nasıl bir hesap yaptılar bilmiyorum ama söylenen şey şuydu bir toplantıda. Eğer biz deprem yönetmeliği bölüm 15'e göre bir değerlendirme yapacaksak, işte bilmem kaç tane İstanbul'daki bütün proje bölümleri vesaire çalışırsa 2060 yılına kadar sadece değerlendirmeyi yaparız. Yani kapsamlı bir incelemeyle. O yüzden daha böyle pratik, daha hızlı bir şey. Riskli bina tespit esaslarına benzer şekilde. 2011'deki kentsel dönüşüm yasasına çıkarılan. Ondan da belki daha basit, daha az. Dolayısıyla hızla bu riski belirleyip en riskli binaların belirlenmesi yöntemine gidiliyor. Çeşitli yöntemler var. Burada tek tek üzerinde durmayacağım ama bunları kullanarak binaları sıralayıp bu sıralama içinde işte şu aralıktakilere biz önce bakalım. İşte belki üst gruba diyebiliriz ki bunlar çok acil değil. En alt gruba belki diyebiliriz ki bunlar zaten adam olmaz. Şu ortadaki riskli grubu biz ne yapacaksak yapalım, dönüştürecek miyiz, güçlendirecek miyiz, ne yapacaksak buna bakalım. Bu arada şunu söyleyeyim, bu Japonya'daki grafikler, %8'ler falan hep bizim binaların ortalama bina kabul edilmesiyle yapılmıştır. Yani bizim binalara has etriyenin olmaması, betonun kötü olması falan, donatının burkulması gibi pek çok Türk tipi diyeceğim, eski yapıların aslında zayıflıkları da yansıtılmamıştır. O yüzden gene hani sayısal değere pek bakmamak lazım. Şu anda böyle İngiltere ile beraber böyle bir proje yürütüyoruz birkaç üniversite beraber. Hani bizim tip yapılarda kırılganlıklar nasıldır? Bir örnekle göstermek istiyorum. İstanbul'da bir bina. Bakın bu normal bir bina gibi düşünürseniz, yani etriye seyrekliğini falan dikkate alarak her şey olduğu gibi. Şu anda binayı nasıl inceliyorsanız öyle incelerseniz, sarı eğriye çıkar. Bu grafik ne onu söyleyeyim. Bu grafik, çok özür dilerim, başa gittik. Yanlış bir şey bastım. Bunlara kırılganlık eğrisi diyoruz. Hangi büyüklükteki depremde binanın bu grafikte göçme olasılığını veriyor. Başka performansa da bakabilirdik. Şimdi sarıya bakarsak, normal bir bina gibi, gene ama etçesi az, betonu kötü vesaire bildiğimiz, şu anda analiz ettiğimiz gibi bakarsak, yatay eksene mesela bakalım 0.15G'ye kadar bir yer ivmesi olursa, çok büyük bir deprem değil. Bakın çok büyük bir deprem değil. Aşağı yukarı binanın göçme olasılığı %50. %50. 0.15G'lik bir depremdi. Yalnız
Donatı bizim etkiye seyrek olduğu için donatı burkuluyor. Bu normalde modele katılmaz. Donatının burkulduğunu hesaba katmazsanız. Katarsanız ki şu ana kadar bakılmadı bu. O %50 olan %50 olan olasılık %70'e çıkıyor. Bakın %70'e çıkıyor. Yetersiz bindirmeli ek varsa çoğu binada var. Bu olasılık %90'a çıkıyor. Neredeyse iki kat artıyor. Hani bu sayılara temkinli yaklaşalım dememin bir sebebi de bu. Şu ana kadarkiler hani bizim yapılarda bu normalde modellenmeyen davranışlar dikkate alınmamış durumda o senaryo çalışmalarında. Şimdi ne yapacağız? Binaları yıkıp yapabiliriz. Özellikle işte Elazığ gibi, Malatya gibi deprem yaşayan yerlerde bu böyle. Bunun dışında yapı stoğunun çok kötü olduğu yerlerde bu iyi bir şey. Fikirtepe gibi çöküntü yerlerinde. Altyapının kötü olduğu, park, bahçe vesaire bunların sorunlu olduğu yerlerde bu iyi bir çözüm. Ve bu yapılıyor aslında. Yani bu yaygın olarak bu konuya eğiliniyor son yıllarda. Daha az yapılan ama bazı durumlarda bana göre kaçınılmaz olan binaların güçlendirilmesi. Maliyetin etkin olduğu durumlarda. Maliyet konusunda fikir vereceğim birazdan. Bir binayı 100 liraya yıkıp yapıyorsunuz ama 20 liraya güçlendiriyorsanız neden 20 lira yapmıyorsunuz? Bir binayı dönüşene kadar 5 binayı dönüştürebilirsiniz. Şu ana kadar bu biraz bana göre bu politika biraz geri kaldı. Yani pek güçlendirme şey yapılmadı. Yani bizim kentsel dönüşüm yasasında bir kelime mi var, iki kelime mi var? Sınırlı sayıda geçiyor ve pek teşvik edilmedi. Sebeplerini anlıyorum tabii. Ama yani bu daha kütlesel bir işlem değil. Daha tek tek yapılan bir şey ama bazı yerde kaçınılmaz. Yani buna da biraz yol açmak gerekiyor. Tabii teknik olarak uygun olması lazım bunu yapmanız için. Ve özellikle yeni imar durumuna göre 5 kat yapam. Örneğin bina 5 kat. Yıkıp yapsanız 3 kat yapacaksınız. Nasıl olacak? Kimse dairesinin küçülmesine razı olmaz. O yüzden gene güçlendirme uygun bir çözüm olarak ortaya çıkıyor. Maliyetler konusu. Bu benim birkaç firmayla konuşarak aldığım şeyler. Gene eksi artı %10, %20, %30 fark etmez. Ben mertebe konuşmaya çalışıyorum. Taşı sistemin güçlendirilmesi 300-400 lira bölü metrekare. Farklı yöntemlerle, farklı zayıflıklara göre değişir. Mertebe söylüyorum. Bundan sonra orada yapacağınız işte fayans vesaire boya badana tamiratı 150-250 lira. Tamamen mimari değiştirirseniz işte 900-1250 lira bölü metrekare. Yeniden yapın. Bu tabii bu hazırlanan tarihteki rakamlar bugünkü güncel tarihler olmayabilir. Belli bir süre önce ama kendi içinde şey, kendi içinde tutarlıdır. Oran bakacağız zaten, sayı bakmayacağız, rakam bakmayacağız. Ortalama yeni taşı sistem inşaat maliyeti 9200 lira. Toplam inşaat maliyeti, ince mimari vesaire 2200-2800 lira bölü metrekare. Bunlar güncel mi değil mi bilmiyorum. Fena değil, çok kötü değil. Şimdi neye bakalım? Güçlendirmeyle sadece taşı sistem, yeni yapı taşı sistemi bakarsak oran %30. Yaklaşık. Tabii anlamlı değil. Çünkü güçlendirme sözü illa mimari bir müdahale yapacaksınız. Yani A ile B'nin toplamına bakıp yeni binanın toplam mimariyle beraber oranına bakarsak %22. Yani işte demin söyledim. Yani 1'e 5 gibi bir fark var. Bilemeniz 1'e 4, bilemeniz 1'e 3. Yani güçlendirmenin uygun olabileceği yerler olacak demek bu. Şimdi burada bir video göstermek istiyorum. Bu bizim yapılar nasıl davranıyor? Neden sünek değil? Becerebilirsem tabii. Güçlendirmek mümkün mü? Eminim içinizde bina güçlenmez falan diye düşünenler vardır. Biz 99 depreminden önce bu güçlendirme konusunda bir hayli çalışıyoruz bugüne kadar. İki bina aynı. Yalova'da bu test yapıldı. Birebirdir, bu model falan değil. Soldaki binada kolonlar sargılandı dıştan. Etri eksikliği var bizim pek çok yapıda olduğu gibi. İkisine de şu an deprem yükleri uygulanıyor. İtiliyor, çekiliyor. Görmüyorsun uzaktan olduğu için. Çünkü çok az bir yer değişme yıkılacak biraz sonra binalardan biri. Her şey aynı iki bina. Soldakinin ilk iki katı sadece kolonlar kumaş diyebileceğim malzemelerle sargılanmış durumda. Bunlar yerli bildiğim kadarıyla Türkiye'de üretilen bir şey, bir malzeme. Biraz da gururlanıyorum çünkü dünyadaki pek çok ülke bunu yapamıyor bu karbon elyafları. Ağır çekimini göreceksiniz. Neden bu dıştan sarma etkili oluyor? Neden binayı tutuyor? Ona bakacağız şimdi. Biraz daha yakından. Şimdi bu yakın çekimde bakın. Bundan sonra bir tane daha da yakından bir çekim var. Bu arada ikisi aynı yer değişmeye maruz şu anda. Her özelliği aynı. Bakın bize yakın kolona bakın şuraya. Ezilecek gelen deprem kuvvetleriyle beraber kolon dışarı doğru genişliyor ve tabii dayanımı kaybediyor. O dışarı doğru genişlemeyi engellerseniz bir şekilde. Bakın şimdi en sağdakine bakın, en soldakine bakın. Kesme hasar oluyor diagonal olarak. Gene etriyaz olduğu için.
Şimdi yakın çekimde gene en soldakinde göreceksiniz. İşte bunu dıştan sergileyerek mecburen içten etriye olmadığı için, içten etriye olsa zaten böyle davranmayacak. Büyük deformasyonlar yapacak. O etriyeler seyrek olduğu için uygulamadaki gibi bu şekilde hasar görüyor. Soldaki bina 3 santim yer değiştirmede yıkıldı. 3 santim yer değiştirme %1 öteleme demek. Yani 3 metrelik bir kat sadece 3 santim yer değiştirme yapınca yıkıldı. Bu aşağı yukarı orada 6 büyüklüğünde falan bir depreme karşı gelir. Bizim stoğumuzdaki en kötü bina değil söyleyeyim. Beton 15 megapaskal falan. Etriyesi işte 25 santimetrede bir falan. Yani pek çok daha kötü binamız var. Sağdaki yapı 45 santim yer değiştirme yaptı. Yani 3 santimde yıkıldı soldaki. Güçlerine 45 santim yaptı, yıkılmadı. Hatta öğrencilerim diyordu ki hocam ya yıkamazsak falan. Ya çocuklar 45 santim piston var, nasıl yıkamayız? 45 santim ciddi bir şey. Çok ciddi bir yer değişme binanın, o DSI binası gibi. Ama yıkamadık, yani bina ayakta kaldı. O yüzden doğru yapılırsa çalışıyor. Bunu bir opsiyon olarak düşünmemiz gerekiyor. Ben toparlayacağım. İtalya'da, Orta İtalya depremleri, alttaki Norsya'daki depremin etkisi daha büyük. Üstteki Amatrice daha küçük bir deprem. Ama Norsya'da bir güçlenme programı uygulanmış durumda deprem öncesi. Yapılan güçlenme sonrası tablo bu. Daha büyük depremde daha az hasar. O yüzden önceki konuşmada söylen deprem öncesi yapacağımız yatırımlar çok daha fazlasıyla bize geri gelecek. Güçlendirme etkili mi? Demin size kırılganlık yerlerini göstermiştim. Mevcut yapı nasıldı? İşte onda etriye asla donatı burkuluyorsa bu risk ne kadar artıyordu? Bu da güçlendirmeyle nasıl iyileşiyor? İki örneğe bakalım. Siyah bizim mevcut yapı. Betonarme perde, betonarme duvar eklenmiş durum mavi. Örneğin 1G'ye bakarsak, yatay eksende 1G olan ivmeye bakarsanız, yapının göçme riski %90 civarında. Betonarme perde eklersek mesela bu %60'lara, %70'lere inmiş. Pardon, daha da fazla inmiş, %70'e inmiş. İşte kolonlara lifli polimer sargılarsanız %40'lara inmiş. Yani bu iş işe yarıyor. Yani güçlendirmenin bir anlamı var. Düşünebileceğimiz alternatiflerden biri. Burada tek tek bu detaylara girmeyeceğim. Dünyada nasıl? Çok hızlı örnekler. Amerika'da farklı binalar için farklı güçlendirme programları var. Bunun için belli süreler tanınıyor. Türkiye'de bu ne kadar olur, ne kadar olmaz bilmiyorum ama İşte örneğin tebligattan sonra inceleme raporu teslim edilmesi lazım. Ben inceledim, binayı sağlam veya bir takım riskler var. 2 yıl içinde güçlendirme projelerinin temin edilmesi. Vatandaş yapıyor bunu. 4 yıl içinde izin alma ve inşaata başlama. 5 yıl içinde inşaatı bitirme gibi bir durum var Amerika Birleşik Devletleri'nde. İtalya'da devlet vergi yardımı yapıyor binanızın seviyesine göre ve sizi teşvik ediyor. Bu enerji kriterleri gibi. Siz binanızı F'den C'ye getirirseniz belli düzeyde teşvik, F'den A'ya getirirseniz daha büyük teşvik yapıyor vergi indirimi anlamında ve uzun vadeli krediler veriyor. Bu zayıf halka konusu gene var İtalya'da. İşte bir kısa kolon var, bir zayıf kat var. Siz yapının genel davranışını değiştirmeyecek müdahale yaparsanız buraya, sadece bu halkayı halledip bir kademe yükseltirseniz performansınız, buna da izin veriyor İtalya. Çeşitli güçlendirmelerin oradaki maliyetleri, bunlar 2019 yılı makalelerinden. İtalya oranlarında da gene 1350 euro bölü metrekareymiş orada inşaat maliyeti. Bunlar hasarlı binalar için, L'Aquila depreminden sonra. Hafif hasarlı binaların onarım güçlendirme maliyeti işte yaklaşık 100 euro bölü metrekare civarı olmuş. Ağır hasarların 300 euro bölü metrekare olmuş. Gene yeniden yapma göre oldukça makul rakamlar. Evet, burada zaman açısından ben ilerliyorum. Japonya'da anlatmışlardır. Hemen hemen kamu binalarının tamamı güçlendirilmiş durumda. Riski ciddi anlamda azaltmış durumdalar. Son olarak Yeni Zelanda'ya değineceğim. Yeni Zelanda'yı niye söylüyorum? Yeni Zelanda deprem ülkesi. Çok deprem yaşayan ve çok tecrübeli bir ülke depremler konusunda. Orada da gene zorunlu bir program var. Gene bunu bina sahibi kendi yapmak zorunda. Ama uzun süre yaymış durumda. Yani bunlar belki böyle hayali gibi gözükebilir ama dikkat edin, 99 depreminden sonra bu işe başlasaydık, şu anda bu işi halletmiştik. Yani burada böyle 20 yıllar, 10 yıllar, 15 yıllar gibi şeyler var binanın bulunduğu deprem bölgesine göre. Eğer çok büyük deprem bölgesindeyse daha az süre var. İşte daha orta seviyede deprem bekleniyorsa biraz daha fazla, biraz daha fazla. Ama bir yerden başlamak gerekiyor bir şekilde. Bunu devlet, vatandaş, belki DASK işbirliğiyle bu adımları atmamız gerekiyor. Sonuç olarak maalesef mevcut yapı stoğumuzun önemli bölümü deprem açısından yeterli değil. Bunu biliyoruz hepimiz.
Gene bildiğimiz başka şey, bunları tek tek detaylı incelemeyle bakarsak deprem bizi beklemeyebilir. Belki bekler, bilmiyorum. Ama beklememe riski var. Elimizi çabuk tutmamız gerekiyor. Bir şekilde hızlanmamız gerekiyor. Yıkıp yeniden yapmanın mümkün olmadığı durumda güçlendirmeyi düşünmemiz lazım. Yani bu, evet, güçlendirilebilir bu. En azından riski azaltırız. İstanbul'da pek çok okul güçlendirildi. Ciddi anlamda risk azaltıldı. Çok ciddi anlamda. Ha, bu güçlendirmeler mükemmel mi, %100 mü? Değil ama riski ciddi anlamda azalttığını söyleyebiliriz. Bunu kesin söyleyebilirim. Benzer ülkelerde benzer süreçler var. Bunlardan da yararlanmak mümkün. Sonuçta uzun vadeli, orta ve uzun vadeli iyi planlanmış adımların atılacağına inanıyorum Türkiye'de. Bununla beraber teşekkür ediyorum. Durumlarda olduğumuzu siz de zaten belediye çalışanları olarak gayet de iyi biliyorsunuz. Bazı şeyleri artık kafamızı deve kuşu misali toprağın altına gömerek daha fazla geri planda bırakacak durumda da değiliz. Önümüzde bizi bekleyen ciddi depremler var ve bunları da sürekli yaşıyoruz. İşte bunlardan bir tanesini yaşayan Sivrice Belediye Başkanımız burada. Aslında kendisinin de burada paylaşımlarını yapması, yaşadıklarını anlatabilmesi açısından sizi neleri beklediğinizi, nelerin sizi beklediğini görebilmeniz açısından çok da faydalı olur diye düşünüyorum ama herhalde Belediyeler Birliği aslında bu tam da damdan düşmüş arkadaşlarımızı özel olarak burada sırf hatıralarını paylaştırsa birçok şeyin daha kolay olabileceğini de düşünüyorum. Yani bu böyle bir programda düşünülebilir önümüzdeki günlerin içerisinde. Şimdi bizim Türkiye ölçeğinde baktığımız zaman biz depremlerden oldukça etkileniyoruz. Nereden baksanız her tarafta depremleri hissediyoruz. Hatta deprem bölgesi olmayan yerlerde de işte sabahki oturumlarda da konuşuldu. 10 tane canımızı kaybettik. Aslında deprem bölgesi olmayan değil de bizim çok uzağımızda gerçekleşen depremlerden dolayı hayatlarımızı kaybettiğimizi görüyoruz. Ve bizim ülkemizde de yine sabahki AFAD'ın sunumlarında da başkanımızın sunumlarında da gördünüz. Kızarmış bir ülke yapısı var. Bu kızarmış alanlarda depremin ne kadar yoğun nerelerden bizi etkileyebileceğini gösteriyor. Tekrar söylemekte de fayda var. Sadece o kırmızıların olduğu yerde değil, o kırmızıların sallanmasıyla diğer bölgelerinde etkilendiği bir ülkede yaşıyoruz. Hatta yakın zamanda hiç deprem olmayacak diye şurada bembeyazla boyamadığımız Konya'da bir kerpiç evin içerisinde bir aile kendi içerisinde otururken gariban insanlar bir oda bir gözün içerisinde otururken üstlerine binanın yıkıldığını, iki torunuyla beraber bir kadıncağızın hayatını kaybettiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu konu sadece deprem, şiddet, büyüklüğü, küçüklüğü vesaire etkileşimiyle ilgili bir şey değil. Bu tamamen bizim yapı stoğumuzla ilgili bir konu. Aslında bu konuda saha çalışmalarını uzun zamandan beridir sizler de yürütüyorsunuz. Neredeyse bu çalışmaların içerisine girmeyen belediyemiz yok gibi. Ancak son zamanlarda şehir merkezlerinde gelişen bu deprem olaylarından sonra bir takım şeylerle karşılaşmaya başladık. Bu alanlarda hakikaten belediyelerimize ciddi görevler düşüyor. Şimdi biz burada ben kendi şahsım adına bir bilgi paylaşımı yapmak istiyorum. Şu İstanbul depreminde yaşadıklarımızla ki hocamın söylediği gibi İstanbul depreminde herhangi bir olumsuzluğun olmaması gerektiği kadar küçük bir depremde veya bir Elazığ depreminde veya bir en son Van'da yaşanan depremde yaşadığımız tecrübelerin sizinle paylaşımı. Şimdi bir defa elimizde bütün kurumlar olarak hep şey söylüyoruz ya, efendim bizde çok güzel bir CBS sistemi var, bir adres sistemimiz var, işte efendim bina bilgi sistemimiz var, kayıt sistemlerimiz var, hiçbirisi yok arkadaşlar. Hiçbirinizde hiçbir bilgi yok. Niye yok? En büyük yerde veya en küçük yerde hiç fark etmiyor. Bir binanın 3 tane farklı numarası varsa, bir binanın 2 tane adresi varsa, 3 tane aynı sokaktan caddeden yerler varsa, elinizdeki binaların envanteri sizin elinizdeki kayıt 3 katlıysa, yerinize gidip de baktığınızda 5 katsa veya tam tersi bir binanız olduğundan bahsediyorsanız da yerinde de yerler esiyorsa sizin hiçbir kaydınız doğru değil. Bu kayıtların doğruluğunu bir defa kontrol etmek zorundasınız. Dolayısıyla afetlere hazırlık için yapılması gereken birinci öncelikli işlemimiz. Biz bunları dün kendi arkadaşlarımızla da konuşurken dedik ya bu kısa ve uzun vadeli işler olarak bölsek nasıl olur dedik. Kısa vadeli işlerde bir defa elinizde ne var bilmeniz lazım. Ben tekrar söylüyorum elinizde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Çünkü başımıza bir musibet geldiği zaman hadi şu dosyaları açalım, şu bina neredeymiş, şu adres neredeymiş, şu binada kaç kişi oturuyor dediğinizde elinizde böyle bir veri yok. Elinde böyle bir verisi olduğunu da iddia eden arkadaşlarımızın kendi başlarına bir tatbikat yapmasını da öneririm. Hele ki vatandaşa gidip de bunu aslında kendiniz de bakabilirsiniz. Eve gelen su faturasıyla,
elektrik faturasında, doğalgaz faturasında, falanca işte telefon faturalarında adres farklılığı görüyorsanız sizin sisteminiz göçmüş demektir. Ve şu andaki sistemlerde göçük. Dolayısıyla kent bilgi sistemlerinin gerçekçi bir şekilde oluşturması lazım ivedilikle. Bir de elimizde en son afetlerde gördüğümüz şu var. Hala bir önceki afetten, ondan önceki afetten veya ondan önceki afetten veya biz hayatta yokken meydana gelmiş bir afetten zarar görmüş ancak hala yerinde duran binalarımız var. Bu binaların bir kısmı benden büyük. Hasar olduğu zaman da belki sizden de büyüktü. Hepimizden büyüktü bu binalar ama hasarlı hasarlı hala duruyorlar. Afetlerden zarar görmüş olan binalardan bir an önce kurtulmamız lazım. Aksi takdirde bunun sorumluluğunu ne siz alabilirsiniz ne de başkası alabilir. Sonrasında bir de elimizdeki mevcut yapılarının envanterini ciddi bir şekilde çıkartmamız lazım. Bunları değineceğim nasıl bir envanter çıkartabileceğimize. Bir defa hedefi çok çok büyütüp çok mikro ölçekli bir şeyler değil. Öncelikle elimizde ne var bina sayısı, elimizde ne var konut sayısı, iş yeri sayısı bunu bilmemiz lazım. Bence döndüğünüzde ilgili birimlerinize sorun. Hangi mahallenizde ne kadar bina, ne kadar ticaret, ne kadar konut olduğunu. Sonra da bir zahmet bir saydırın tutmayacağını göreceksiniz. Peki daha sonradan envanteri çıkarttık, kent bilgi sistemlerimiz var. Önceki afetlerdeki binalardan acil kurtaldık ya. Sonra ne yapmak lazım? Bizim artık Türkiye'de olmazsa olmazımız, sabahtan beri zaten bütün konuşmalarda hep zikredilen bir şey var. Bizim bu dönüşümü bir an önce tamamlamamız lazım. Ancak dönüşümü yapabilmek için de nereden, nasıl, hangi suretle başlayacağımızı, kaynakları nasıl kullanacağımızı, öncelikleri nereye verebileceğimizi belirlemek açısından bir strateji belgemizin olması lazım. Yoksa kör gözün parmağına öyle bir dönüşümde olmuyor. Acil müdahale gerektiren alanların da bu sayede ortaya çıkmasını da umuyoruz. Yani gerçek bir envanterimiz olacak, o envanter üzerine bir strateji belirleyeceğiz ve öncelikle müdahale alanlarımızı, acil müdahale alanlarımızı da oluşturacağız. Arkasından da dönüşüm alanlarına başlamak gerekiyor. Şimdi şu kent bilgi sistemlerini tekrardan hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Halihazır haritalarımız, ikametgah ve adres bilgilerimiz, bina numaratıcı verilerimiz, il, ilçe, mahalle sınırlarımız, bakın buraya kadar söylüyorum, alanda yaşayan nüfus bilgileri, altyapı verilerinin güncel olarak tutulması lazım. Tekrar söylüyorum, hiçbirinizde güncel veri yok. Çünkü gidip de sahada çalıştığımız hiçbir yerde güncel veriye ulaşamadık. Altyapı sistemleriyle ilgili Elazığ'da su kesme çalışması yaptığımız zaman suyunun nereden geçtiğini, doğalgazın nereden vanalarının olduğunu, hani doğalgaz sonradan yapılmış çoklukla buluyoruz da, elektrik hatlarını, hatta fiberleri nerelerden tam geçtiğini, saha üzerinde nerede olduğunu ne yazık ki göremiyoruz. Özellikle daha eskilere dayanan altyapı sistemleri, içme suyu, kanalizasyon vesaire, ağır tonajlı araçların sahaya girdiği anda bile yüzeyin altında iki parmak aşağıda olduğu için bütün boruların kırıldığına da şahit oluyoruz. Dolayısıyla hem altyapı hem de üst yapı açısından ciddi bir envanter eksikliğimiz var. Şu anda eğer size diyorlarsa ki başkanım envanterimiz tamdır, ne olur bir test edin, tam olmadığını göreceksiniz. Bir an önce bu bilgi sistemlerinin güncellenip gerçek verilerin elimizin altında olması lazım. Çünkü gerçek veri olmadan hiçbir şey yapma şansımız yok ne yazık ki. Önceki afetlerde zarar gören yapı başlığını da ne yazık ki ilk defa gündeme getiriyoruz. Çünkü şehirlerin içerisinde şu son zamanlarda yaşadığımız afetlerde de görüyoruz ki bir önceki afetlerde, ondan önceki afetlerde yaşanan ağır hasarlılar da orta hasarlılar da o binalar hala elimizin altında duruyor. Yoğun bir şekilde yıkılmamış bir şekilde vatandaş hatta hak sahibi de olmuş. Hak sahipliği sonrasında yeni konutlarına geçmiş. Yaşamını orada devam ettirirken bir taraftan da eski binalar hala ayakta duruyorlar. Ayakta duruyorlar derken kullanılıyorlar. Yeni depremlerin içerisinde ne yazık ki insanlara mezar oluyorlar. Bunları yaşadık. Şimdi bu yaşadığımız sürecin sonucunda şöyle bir şey de ortaya çıktı. Demin hocamın da söylediği bir güçlendirme mevzu var. Orta hasarlı binaların yıllardan beridir güçlendirilememesinin bir gerekçesi var. Öncelikle gerekçe elbette ki vatandaşın imar planlarındaki bu uyumsuzluğu. Ruhsat alamaması. Çünkü güçlendirme sizlerin de bildiği gibi esaslı onarıma tabidir ve ruhsatı tabidir. Ruhsatı tabi olduğu için özellikle şehirlerin içerisinde 3 katlı olan yerde planlar düşmüş 2 kata, 5 katlı olan yerlerde düşmüş şeye, efendime söyleyeyim 2-3 katlara vatandaş güçlendirmesini yapamamış. Çünkü ruhsatını alamamış. Hatta bazıları güçlendirmelerini yapmışlar ama ruhsat alamadığı için kayıtlarda hala orta hasarlı olarak gözüküyor. Şimdi ağır hasarlı binaların zaten lamacı mı yok? Onlardan hep beraber kurtulmak zorundayız. Kurtulamadığımız zaman bu başka insanlara mezar oluyor. Bir de arkadaşlar bunların
7269 sayılı kanuna göre biliyorsunuz herhangi bir şekilde tapularına şerh düşülmüyor. Dolayısıyla tespitler yapıldığı andan itibaren oradaki yaşayan maliklerin, o civarda oturanların 1 ay, 2 ay, 3 ay, 5 ay, hadi bilemediğiniz 6 ay sonra, 1 sene sonra unutup gideceği bir şeyden bahsediyoruz. Bunların herhangi bir yerde kayıtlarını da takip edildiğinde ben de zannetmiyorum. Vatandaş olarak biz de takip etmiyoruz. Kim bir yerde ev satın alırken gidip burada orta hasarlı bina var mıydı yoksa bunun afet kaydı var mıydı diye soruyor. Ya da kim bir ticarethane kiralarken, dükkan kiralarken bunu soruyor. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla bizim bu anda ağır hasarlı binalardan öncelikle kurtulmamız lazım. Bir parantez de hafriyat yerleri için açacağım, onu ileride söyleyeceğim. Şimdi orta hasarlı binaların güçlendirilmesi için özellikle bu Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında inanılmaz derecede orta hasarlı bir yapı stoğu var. Bunların güçlendirmeleriyle ilgili bir kanun düzenlemesi yapıldı. İmar Kanunu'na geçici 21. madde eklendi. Şimdi bu geçici 21. maddeye göre bu orta hasarlı binaların kanunun yayınlandığı tarihte orta hasar görmüş olduğu belirlenen binaların güçlendirme ihtimali var artık. Neye göre var? Bir defa ilave inşaat alanı ihdas etmeyeceksiniz. Bir defa kat mülkiyeti kanununa göre güçlendirme kararı alacaksınız. Ya 4/5'ten alacaksınız ya da bir mahkeme kararıyla alacaksınız. Kanunun ve ilgili mevzuatta öngörülen kısıtlamalara tabi olmadan, demin söylediğimiz gibi ya 5 katlıydı bizim binamız güçlendirilmesi gerekirken şu anda 3 katlı. Yeni imar planı 3 kat öngörüyor. Biz bunu 5'e göre güçlendirilemiyoruz. Önünü açan bir kanun maddesi bu. Özellikle İstanbul'da 1999 depreminde kalmış olan birçok binanın güçlendirilmesinin de önünü açan bir mevzuat hükmü oldu. Bunun yanında güçlendirme yapılacak bina ile ilgili elbette ki mülkiyet haklarının korunması gerekiyor. Eğer başka kişilerin mallarına tecavüz varsa ondan muvafakat lazım. Yapı denetim kanununa tabi olacak bu güçlendirme işlemleri. Ama aynı zamanda herhangi bir şekilde de bina yıkılıp da yeniden yapılacağı zaman kazanılmış bir hak değildir. Bu bina mevcut imar planlarına göre yapılacaktır. Yani buradan kastımız, muradımız nedir? Biz artık orta hasarlı yapı stoklarıyla karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Biz bunlardan bir an önce kurtulmak istiyoruz. Özellikle 1999 depreminde yoğun şekilde hasar gören İstanbul, Kocaeli, Sakarya, buralarda kalmış olan Yalova, Bursa, nerelerde artık orta hasarlı binalar kalmışsa bunlarla ilgili olarak ivedilikle işlem başlatılması gerekiyor. Ve bunlar için artık bu son şanstır. Bir an önce de yıkılmaları için de gerekli aktivasyonu da gösterilmesi lazım. Şimdi yaklaşık 15-20 gün öncesinde biz İstanbul'da Sayın Bakanımızın, Valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, 39 ilçe belediye başkanımızın katıldığı bir toplantı düzenlendi. Burada da kentsel dönüşümle ilgili bir yol haritası belirleyelim, bir komisyon oluşturalım dendi ve o komisyonda çalışmalarına başladı. Komisyonun yaptığı ilk iş, ilk toplantısında İstanbul'da 1999 yılından kalmış olan orta hasarlı binaların tebligatlarının vatandaşa yapılmasıydı. Şimdi valilikçe gönderilen tebligatta 3 ay süre verdik. Dedik ki İstanbul'da zannedersem 1200-1400 rakam çok önemli değil. 1200 tane bina orta hasarlı olarak hala 20 yıldan beri ayakta duruyorsa burada bir problem var denildi. Buralara birer tebligat yapıldı. 3 ay süresi var. Vatandaş 3 ay içerisinde ya bu güçlendirme ile ilgili çalışmalarını yapıp gelecek veyahut da biz o binaları yıkacağız. Aynı konunun Türkiye'nin diğer taraflarında da özellikle şehir merkezlerinde yaşanmış olan depremler sonucunda 99 depremi olsun, Van depremi olsun ki bundan sonra artık Elazığ'ı da bunların içerisine sayacağız. Buradaki binaların da bir an önce güçlendirilmesi lazım. Ya da güçlendirilemiyorsa da yıkılması lazım. Biz bu binaları güçlendirmez veya yıkmaz isek Elazığ'da deprem oldu. İşte efendim 100 sene deprem olmaz diye bir şey yok. Elazığ'da muhtemelen şu anda işte Sivrice'de kırılan fayın öbür uç noktası hala boşta duruyor. Aşağı tarafta Kahramanmaraş tarafı boşta duruyor. İstanbul'da 99'da büyük bir depremin etkisi aslında İstanbul'da çok etkilemedi ama İstanbul'u daha fazla etkileyecek bir deprem bekleniyor. Karşılığında da elimizde 1200 tane orta hasarlı bina var. Bunların sorumluluğu hepimiz. Özellikle bu bölgelerdeki arkadaşlarımızın ilivedilikle bu konuda aksiyon almaları da gerekiyor. Şimdi yaşamış olduğumuz depremlerin sonucunda bir de elimizde artık eskisi gibi ya kerpiç binaların olduğu işte köy yerlerindeki yıkımlar falan değil de şehrin içerisinde yıkımlarla karşılaşıyoruz. Elazığ'da tahmin ediyorum 1 milyon metreküp civarında bir molos çıkacak. Şimdi bunların da aynı zamanda ekonomiye iki türlü hem katkısı var hem zararı var. Eğer bunları kullanamazsak ciddi anlamda zararla karşılaşıyoruz. Çünkü hem çevreye zararımız oluyor. Alıyoruz 1 milyon metreküplük yer bulacağız. Onları oradan alarak dolduracağız. Üstünü kapatacağız.
ileriye yönelik işte yeraltı suları mı kirlenecek, üstü mü kirlenecek, ne yapacaksak bir de kirlilik de oluşturacağız. Ama bunun yanında bizim basitçe işte efendim temel altı malzemelerinde, dolgu malzemelerinde, hatta bu kent mobilyalarını kullandığımız parkelerde, bordürlerde vesaire 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 kullandığımız çok da nitelikli olmayan malzemeye ihtiyaç duymadığımız yerlerde de kullanabileceğimiz malzemeyi de bu sefer taş ocaklarını patlatıp oradan malzeme alıp kullanıyoruz. Dolayısıyla bu malzemeler kullanılabilecek nitelikte malzemeler. Ben dün baktığımda işte Muğla Büyükşehir Belediyesi hafriyat alanları ile ilgili böyle bir çalışma yapmış. Konkonserini de koymuş, çatır çatır kırıyor. Kırdığı malzemeden gerekirse hem çevreye katkısı var hem de ne yaptı? Para da kazandım diyor. Bizim derdimiz para kazanması değil ama neticede elimizde bir malzeme varken bunu doğanın sırtına ilave bir yük olarak koymamak lazım. Kullanacağımız malzemeyi de bunların içerisinden seçip kullanırsak bizim açımızdan çok daha faydalı olacağını da düşünüyorum. Şimdi gelelim şu mevcut yapıların envanterine. Mevcut yapıların envanteriyle ilgili olarak en hızlı yapılabilecek tarama, hocam da zaten o ekibin içerisindeydi, 6306 sayılı kanunun yönetmeliğiyle çalışılırken bir sahadan veri toplama formülüyle ilgili bir çalışmamız oldu. Şimdi ona baktığınız zaman şu elindeki form bir betonarme bina için hazırlanmış form. Zaten formun yarı kadar olan kısmı sadece binanın kimlik numarası, ada parselden binanın tahmini yaşına kadar geliyor. Sahadaki arkadaşımızın doldurucu alan topu bu kadar bir yer. Topu bu kadar bir alan doldurularak elimize ne geçecek derseniz, elimize bir defa nasıl bir yapı envanterine sahibiz o geçecek. Bununla ilgili olarak çalışma yapan bazı belediyelerimiz de var. Öyle aman aman bir iş yükü, para ve maliyet falan da çözülmüyor. Sadece belediyenin kendi kaynaklarıyla çözülebilecek, kendi iş gücüyle çözebileceği bir iş aslında. Çok da kolay da olduğunu düşünüyoruz. Bunların formlarını da elektronik ortama aktarmaları da gerçekten kolay ve bize yorum yapabilmek açısından çok önemli de getirileri oluyor. Bunlarla ilgili basit basit formüllerimiz var. İşte en baştan puandan başlatıyoruz da puanların altına düşürüyoruz. İşte yok şu olumsuzluk varsa bu puanlar, şu olumsuzluk varsa bu puanlar diye. Binanın görsel kalitesinden tutun da binanın taşıyıcı sistemine basitçe bir bakılarak tespit edilebilecek binanın niteliği, en azından bir puanlama yaparak kimin önce olduğu, kimin sonra dönüştürülmesi gerektiği ya da hangi binanın gerçekten ivedilikle müdahaleye maruz olduğunu, ivedilikle müdahale edilmesi gerektiğini bu şekilde ortaya koyabiliyoruz. Şimdi bununla ilgili olarak da size bir sır vereyim arkadaşlar. Bu da aramızda kalsın. Şimdi sizin binalarınız böyle binalar. Sokaktan baktığınız gibi, bir de özellikle şu son zamanlarda ısı yalıtım işlerinden sonra sokaklarımız böyle cıncık gibi binalarla dolu. Her tarafı tertemiz. Baktığınız zaman o mis gibi. İşte efendim güzel güzel ve bunlar gerçek binalar. İçlerinde 3-5 tane böyle dışarıdan baktığınız ya bunlar yıpranmış gibi diyorsunuz ama genel itibariyle çok hoş binalarımız var. Bir de bu binaların içerisine girip baktıklarımız var. Şimdi yukarıda fotoğrafını gördüğünüz binalarla bu slayttan itibaren göreceğiniz binaların taşıyıcı sistemleri, taşıyıcı elemanları birebir aynı. Yani orada Ahmet'in fotoğrafını koyup buraya Mehmet'in fotoğrafını koymadık. Yukarıda hangi binalar varsa bunlar da onların fotoğrafları. Dışarıdan tertemiz, pırıl pırıl, ne kadar güzelmiş dediğiniz binaların altları böyle. Bunlar sadece bir binanın zemin katına veya bodrum katına girip de şöyle kafayı uzatıp da bulunabilecek kadar basit şeyler. Bina yapı envanter formunu oluştururken ki kadar bile kalabalık değil bakın. Sadece binanın içerisinde bir defa girildiği zaman görebileceğiniz şeyler. Şimdi hocam demin orada yıkılmış olan binaları gösterdi ya. Korozyonları gösterdi, kısa kolonları gösterdi. Efendim taşıyıcı sistemde yetersizliklerini gösterdi. Hepsini zaten burada yıkılmadan evvel görüyoruz. Bu binaların her biri ben gidiyorum diye bağırıyor. Arkada da gördüğünüz zaman zaten bu binalar halen kullanımda da. Bunu kullanıcısı da görüyor. Kullanıcısı görüyor, kullanmaya devam ediyor ama görmezden de geliyor. Belediye olarak yapılması gereken ivedilikle, öncelikle deprem bölgelerindeki belediyelerimiz yapması gereken iş bu. Girip bu binalarda mahallenin gördüğünü, vatandaşın gördüğünü, kullanıcının gördüğünü girip sizin de görmeniz lazım. Şunlar şu anda hala aktif olarak kullanılan binalardı. Bunlar hala Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde İstanbul'da kısa kolon mekanizmasını hala görüyoruz. 99 yılında ben sahada tespit yapan ekibin içerisindeydim. O zaman kısa kolon çok modaydı. Her tarafta kısa kolon hasarları vardı diye. 99'un üstünden geçmiş 20 sene. Hocam demin dedi ya yeni yönetmeliği görüyor musunuz, boşlukları bırakıyor musunuz diye. Ya, hocam eski hala duruyor yerinde. Yani koca
bir kısa kolon mekanizmasından kaybettik. Bu binayı da yıkıyoruz. Şimdi karşımızda böyle bir durum var arkadaşlar. Elimizdeki yapı stoğu dışarıdan bakmakla ya da efendim bilgisayardaki sistemimize bakmakla, oradaki kayıtları envanteri almakla olmuyor. Bu binaların tek tek gözlemsel olarak bir defa gözden geçirmesi lazım. En kötü ihtimalle İstanbul'daki binaların tamamının zemin katlarına, bodrum katlarına bir defa girip şöyle bir selam verip çıkmanız lazım. Yoksa bunlar İstanbul'da şu anda ağır hasar görmüş olan binalar, yıkılacak binalar. Ancak bunlar deprem hasarı da değil. Bunlar yıllardan beridir devam eden hasarlar. Bunların hiçbir tanesini bana kimse depremde hasar oldu diyemez. Depremde hasar olup da patlanmadı bunlar. Depremde hasar olup da paspayları düşmedi. Depremde hasar olup da etriyeleri azalmadı vesaire vesaire vesaire. Zaten vardı. Şimdi herhangi bir bina girip yine bunları tespit etmekte bizim sorumluluğumuz. Bunlar kent merkezlerinde, şehir içlerinde, sözde şehirleştiğini düşündüğümüz alanlardaki binalarımız. Bir de bunların yanında kırsal alanlardan gelen belediyelerimiz için de söyleyeceğimiz bir şeyler var. Şimdi özellikle taşıyıcı sistem açısından kerpiçti, kagirdi, yığmaydı vesaire. Bakın bunların kötü olduğunu iddia etmiyorum. Bu binalar da düzgün yapıldığı zaman bunların da depremden hasar görme ihtimalleri yok. Ama bizim şu anda en son Van'da yaşadığımız ve 10 kişiyi kaybettiğimiz deprem hiç kimsenin aslında hayatını kaybetmemesi gereken bir depremdi. Sadece bu binaların niteliksiz olmasından dolayı biz bunları kaybettik. Ve bunu da sıklıkla yaşıyoruz. Malatya'da da böyle kayıplar yaşadık. Van'da da yaşadık. Yaşıyoruz. Bu aslında orada, bu da bir haberlerden aldığım bir kayıt bu da. Hocamız sahada bir çalışma yapıyor ve diyor ki burada bir bağlayıcı malzeme yok. Yani ortada çimentosu yok. Çamurla birbirine yapıştırılmış taşların vatandaşları ve içerisinde yaşayan işte o hayvanlar vesaire vesaire bu yüzden öldü. Bunun herhangi bir taşıyıcılığı yok. Bunun için de aslında da gerek yok yıkılması için. Oturup zaten yıkılacağıyla ilgili hiçbir tereddütün olmaması lazım. Çünkü binaların bağlayıcı malzemesi yok. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Çimentoydu bilmem neydi falan demiyor. Hocam diyor ki bağlayıcı malzeme çamur. Yani taşları çamurun üstüne, çamurun taşların arasına vesaire koymuşuz, yapmışız. Herhangi bir şekilde deprem olmasına gerek yok. Kamyon geçse oralardan bu binalar yine yıkılacak. Bunun da en güzel görüntüsü bakın yıkılmış olan binaların arkasında hiç oynamamış. Hangi gerekçeyle yapılmış, nasıl yapılmış da hangi konutmuş, afet konutuymuş, istikam konutuymuş hiç yorumunu bile yapmıyorum. Arkadaki binalarla önde yıkılmış olan enkazı birbirleriyle karşılaştırmak. Burada özellikle kırsal bölgelerin içerisinde yıpranmış, kullanılamaz hale gelmiş, taşıyıcı sistemi olmayan bu binalardan bizim ivedilikle kurtulmamız lazım. Bakın ivedilikle diyorum. Çünkü hiç olmayacak derecede can kayıpları yaşıyoruz bizde. Olmayacak depremler sonucunda olmayacak hasarlar yaşanıyor. Dolayısıyla bizim hem şehir merkezlerinde bu taşıyıcı sistem üretmeyi bilmediğimiz yıllardan kalan binalarımızla hala geleneksel modda demeyeceğim. Bunlar geleneksel yapı taşı falan değil. Çamur gibi bir bağlayıcımız bizim hiç geleneksel mimarimizde yok. Bunlardan bir an önce bizim kurtulmamız lazım. Şimdi kentsel dönüşüm strateji belgesi demiştik ya uzun vadeli yapılacak işler. Yani envanterimizi çıkarttık, önceliklerimizi belirledik. Ben gidiyorum diyen binalarımızdan bir an önce kurtulmak icap eder. Bunları yaptıktan sonra da bizim bütün il valiliklere, bütün belediyelere gönderdiğimiz bu dönüşümü nasıl yapacağınızı bir strateji belgesi adı altında bize bir açıklayın dedik. Şimdi bugüne kadar gelen sonuçlar bizi çok tatmin etmedi. Bu sonuçlar neden tatmin etmedi? Çünkü bir taraftan hak da veriyorum. Diyorum ki ya tam seçim zamanlarına denk geldi. İşte ondan önceki hazırlıklar başladı. Sonraki hazırlıklar başka oldu. Yeterli çalışmaya, yeterli ürün sağlanamadı ama artık çok da mazeretimiz kalmadı. Bizim artık bir her bir ilimizin, her bir ilçemizin büyük şehirler içerisinde bir dönüşüm strateji belgesinin de olması lazım. Vakit de geçtiği için bunun zaten her birinizle de paylaşıldı bunların metotları. Dönüşüm strateji belgesinin içerisinde neler olması gerektiği vesaire vesaire. Ama şunu söylemekte fayda var. Biz dönüşüm strateji belgelerini hazırlarken Elazığ için çalışmıştık. Elazığ'a bir pilot dönüşüm strateji belgesi ürettik. Sonrasında da Elazığ'da işte seçim oldu. Yeni başkan göreve geldi. İşte ilk önce Kızılay Mahallesi'ydi falan filan başlıyorum derken bir depremle karşılaştı. Çok şükür
o büyüklükteki, o şiddetteki bir depremin karşılığında çok fazla can kaybı olmadı ama onun da depremin kendi mekanizmasından, ortaya çıkan yüklerden, binayı etkilemelerinden falan sonuçlarının olduğunu düşünüyoruz. Ama dönüşüm strateji belgesi sonucunda ortaya çıkarttığımız şu mor attığımız, yani kırmızıdan artık mor bölgeye geçirdiğimiz, ya buraların öncelikle dönüşmesi gerekir dediğimiz alanlarda biz şu anda dönüşüm projesi uyguluyoruz. Ama neden sonra uyguluyoruz? Deprem olduktan sonra. Aslında strateji belgesinin altlıkları düzgün kullanıldığı zaman, modelimizi ortaya iyi koyduğumuz zaman, öncelikli alanlarımız da zaten 2 kere 2 4, yani bunları matematik hesapların neticesinde de ortaya koyuyoruz. Yani bilinmez bir şeyleri ortaya da koymuyoruz. Birini önceleyip birini sonralandırmıyoruz. Ama hesabımızın, kitabımızın sonucunda daha önceden dönüştürülmesi gereken dediğimiz yerleri şu anda deprem olduktan sonra dönüştürüyoruz. Çok şükür o kadar fazla can kaybı olmadı. Hasar daha az da kaldı ama biz neticede onlar da olmadan buraları da dönüştürebilirdik demek. Şimdi sizlerden istirhamımız, her bir belediyenin bir dönüşüm strateji olması gerekiyor. Dönüşümün belgesinin hazırlanması gerekiyor. Önceliklendirmelerin, fizibilitelerinin neye göre dönüştürüleceğinin stratejisinin ortaya konulması gerekiyor. Dediğim gibi yani bu 2 kere 2 4 zemin parametreleri, üstündeki binalar, yapıldıkları devirler ve üzerindeki yapılaşma. Hepsinin sonucunda ortaya çıkan bugün dönüştürdüğümüz Elazığ'daki alan. Dolayısıyla arkadaşlar bizim bir an önce Türkiye'de ne kadar dönüştürülecek, ne kadar kurtulacak binamız varsa bunların hepsini bir an önce belirlememiz lazım. Bakın tekrar söylüyorum, gözlemsel tespitlerle dahi sadece girip bir binanın zemin katına veya bodrum katına bakmakla dahi çok fazla işten kurtulacağımızı da tahmin ediyorum. En son örnek bir defa daha hatırlatıp sonra müsaade isteyeceğim sizden. Bahçeli evlerde depremde hasar gördüğü için boşaltılan bir bina vardı. O binanın alt katındaki, bodrum katındaki kolonu herkes şu anda gözünün önüne getirebilir. O bina kendi kendine yıkıldı. O sebeple yıkıldı, bu sebeple yıkıldı. Ama yıkıldı. O binanın altındaki kolonun halini görseniz zaten eğer şey olsa, kolonun hani ruhu falan olsa acırsınız ona. Yani o kadar vahim bir durumdaydı. Bunu bir gözün görmeme ihtimali de yok. Sadece gözlemsel tespitlerle ben yüzlerce böyle tabutluklardan da kurtulabileceğimizi düşünüyorum. Ha şimdi yeni bir dönemin de başındayız. Belediyeler açısından baktığımızda artık belediyelerde işte yeni yönetimler de gelmiş, kadrolar da oluşmuş. Tam artık gaza basma dönemi. Gaza basma döneminde de böyle bir konjonktür oluşmuşken hep beraber bu dönüşümü gerçekleştirmek gerekiyor. Ben tekrar bu saate kadar katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.